limon olmuş. Küp doğranmış elmalı kek için efendim. 3 adet yumurta, 2 çay bardağı toz şeker, 1 çay bardağı sıvı yağ, 2 çay bardağı yoğurt, 4 çay bardağı un, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilyamız var. Üzeri için ise 3 adet elma, 2 yemek kaşığı limon suyu, 2 yemek kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı tarçın, 1 yemek kaşığı Hindistan cevizi. Serpil, elmaları kavurmayacağız. Evet. Şekerle ve limonla birazcık ovacağım tarçınla. Üzerine bırakacağım. Cennetim, onlar kuruması gerekiyor herhalde. Değil mi? Birazcık, evet. Biz onu en sonda atacağız reklam öncesiyle. Tamam. Şeyle. O zaman ben keki yapayım. Buraya da şey atacağım. Serpil bana oradan rondomu getirsin, çırpıcımı, mikserimi. Dur canım aç, gel aynen, şimdi hemen. Aynen, ben kabımı alayım. Şöyle orayı toplayana kadar. Şuradan da bir... Şunları alayım. Ben geliyorum senin yanına. Sen beni bekle. Bekliyorum seni hayatım. Bekle şekerim, tadına yetiştim. Lazım. 3 gün düğün yapıyorsunuz ha? Güzel. Şey yapıyorlar, anlatayım nasıl. Anlat. Bir gün gelin tarafı yapıyor. Toy. Gelin tarafı. Toy. Gelin kızların akrabaları geliyor. Erkeği almıyorsunuz. Kız yok. Erkeklerin sadece kendi ailesi yani. Onlar geliyor yani en yakınları. Bence de gereksiz çok fazla. Sonra gidiyoruz gelini evinden alıyoruz ve bu adetlerle şov gibi şey gibi yapıyoruz. Ha. Erkek evine getiriyoruz ve tüm arkadaşlarımız, akrabalarımız, komşularımız bizimle arabayla gidiyor ve geliyor. Erkek evinde mi yapıyorsunuz düğünü? Yok. Ha. Erkek evine getiriyoruz. Ha, siz mi götürüyorsunuz kızı erkek kızı evine? Kızı kız mı götürüyor? Biz ya kız tarafı erkek götürüyor. Tarafı götürüyor. Ha, tamam. Geliyor ha. Kız evine götürüyor sonrası. Tamam. Oraya ve... gelin kız toyu sonrası akşam şey yapıyoruz biz. Aynı günde yoksa da şey yapıyoruz. Evde toy yapıyoruz. Halk toyu, millet toyu. Yani adetlere göre. Kına gecesi gibi mi? Evet, adetlere göre eski şarkılarımız, kendi müzik çeyimizi çağırıyoruz, yapıyoruz. Tamam. Sonra burada da komşular, arkadaşlar herkese 3 gün içerisinde yemek veriyoruz. Ama dağıtıyoruz yemek. 3 gün bir yemek. Çadır kuruyoruz. Wow. Erkek tarafı, kadın tarafı ve 3 gün içerisinde yemekli her zaman hazır bir şey olması lazım. Çok güzel. Gelip herkes yesin diye. Sonra gelin getirdikten sonra akşam erkek tarafı toyuna gidiyoruz. O da düğün salonunda yapılıyor. Erkek tarafı köyü. Yok, düğün salonuna. Erkek tarafının akrabaları. Toy diyorlar. Arkadaş, toy diyoruz düğün. Tamam. Arkadaşları, akrabaları, komşular erkek taraftan ve kız tarafından yakın ailesi. Ha, kızın da yakın ailesini çağırıyorsunuz. Evet, onları geliyoruz tekrar toy yapıyoruz. Ama sonra eve getiriyoruz. Bitmiyor, gelin kaç kere gelinlik giyiyor? 1, 2, 3, 2 kere gelinlik giyiyor. 1, 2 kere de kendi halk gelinliği var. Onu da giyiyor. Farklı gelinlikler mi? Aynı gelinlikle takılabiliyor muyuz? Farklı. Aman. Neyse var Allah'tan gelinlik. Evet, sonra da sabah da adetlerimiz, şeylerimiz var. Onu sabah geçiyoruz. 1-5-4 saat. Bismillahirrahmanirrahim. Ve öyle geçiyor yani. Sabah ayrı, öğle ayrı. Evet. Yani 40 gün 40 gece. Evet. Sonra o bir ay komşulara gidiyor. Kelin komşulara. Ama. Ve halk eşiğinde. Milli eşik. Türkmenistan'a girersek çıkamayacağız. Tarifler kalacak. Milli eşikte gidiyorlar bir de. Efendim, birleşip de gideceğiz. Tamam Cennet. Gelsem yayından bir ay izin almam lazım. Bir de eve gezdireceğim Cennet'i. İşim zor. 3 adet yumurta ve şekeri kırdık, döktük, yoğurdu içerisine ilave ettik. Bir gece ansızın da gelebiliriz. Türkmenistan'da kalabiliriz. Ona göre ayağımızı yorganımıza göre uzatalım. Denk alın demeyeyim yani, tehditvari konuşmayalım. Yoğurdu koyduk, sıvı yağ koyduk. Sen beğenmedin mi bizim oğlanı yoksa? Neyi? Bizim oğlanı. Benim kafamda şu an düğün yok yani. Ha tamam, okey. Kız daha öyle dedi, daha bir şey diyemem. Yoğurt koyduk sıvıya. Benim kızım mı istese ben de vermem. Doğru söylüyor. Kız oku kız. Ne yapacaksın evlenip de? Yoğurdu koyduk, sıvı yağ koyduk. Allah gönlüne göre versin. Teşekkürler. Unumuzu ekledik. Kabartma tozumuzu ve vanilyamızı ekliyorum. Bu ayardan sonra mikserimi düşük devirde çalıştırmaya devam edeceğim. Çünkü yüksek çalıştırsam içindeki yumurtaları söndürebilirim. Ya spatula ile devam edin ya da ayar ayar olduğu için 2 ya da 3'te çalıştırın. Ben şimdi 3'e getireceğim. 3 benim için ideal. Onu da gerekli olduğu miktarda ekleyeceğim. Fazla eklemeyeceğim. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Emel Sayın. Bambaşka bir insan ya.
şu ses tonu, huzuru, o yüzü. Ya ben Emel Sayın'ın şarkılarını dinlerken direkt bana o güzel yüzü aklıma geliyor. O kadar böyle mütevazi, naif, çok güzel bir hanımefendi. Gerçekten tam böyle Türk kadını. Efendim, kekleri yaparken biliyorsunuz ne dedik? Düşük devirde çırpmaya devam ediyoruz ve içerisine bir miktar su koyarsak daha böyle kıvamlı güzel oluyor. Suyu böyle bayağı sıcak ekleyebilirsiniz en son aşamada. Şu an benim istediğim kıvamı yakaladım ben. Elmaları çok minik küpler halinde doğramamız gerekiyor. Güzelce yağlanmış kalıbımızı alalım Cennet'im. Şunu Cennet tutarken ben de sıyırayım. Bak, bunun içerisine koymuyoruz. Elmaları direkt üstüne koyacağız bunun. Biraz havaya kaldıralım aşkım. Şöyle iyice sıyırıyoruz. Hiçbir şey ziyan etmiyoruz. Değil mi Cennet? Evet. Aferin sana Cennet. Burada anneyle yaşıyordun değil mi? Annem var, anneannem var, dayılarım var, teyzem var. Maşallah. Büyük bir aileyim evet. Diyorsun. Teşekkür ederim. Ben bırakırım aşkım. Ne güzel yetiştirmişler. Hepsine selam olsun. Şimdi kekin üzerine Serpil bana elmalarımı verirsen. Onları yiyebilirsiniz Serpil, yeterli. Bana da bir tane versene. Çok aa, versene lütfen. Aktüeli de verin oradan. En güzeli. Cebine koy. En güzelini biliyor musunuz böyle? Ben mutfakta yemek yaparken böyle ağzımı atmayı çok severim. Sonra zaten doyarım. Allah. İyi. Burada aktüel en karlı. En yakın diye arkadaşlar. Tuzu koyduk. Şekeri pardon. Tarçını ekledim. Limon sıcağını alabilir miyim? Hemen verdim canım benim. Keseyim mi? Limonu elinizle bastırırsanız çok daha güzel kıvama geliyor. Yapar mısın sıkayım ben? Aman elma da ne güzelmiş. Çok sevdim. Şöyle bakın hepsini bir harmanlıyoruz. Kavurma derdiniz yok, önden pişirme derdiniz yok. Karamelize etmiyoruz. Gerçekten favori olacak bir tarif olacak bu. Dilerseniz zemine pişirme kağıdı da koyabilirsiniz. En son üzerine Hindistan cevizi gezdireceğim. Bir limon mu yarısı? Yarısı yeterli yavrum. Teşekkür ederim. Şöyle güzelce karıştırıyorum. İnce bir kek olacak. Elmalar içerisine şöyle gömülecek. Biraz üstte kalacak. Cennet sen bunu çok seversin bak. Evet. Ben elmayı zaten seviyorum. Değil mi? Ben de seviyorum. Hı. Şöyle. Harika. Bak. Of. Serpil muhteşem bir şey oldu bu. Bir şey söyleyeyim mi? Onu pişerken kokusu. Bu şu an eve tarçın kokusu bir yayılacak. Evde eşler bunu duydu mu akşam hanım? Bir çay. Bak hemen alkış geldi. Bir çay yap da şu kekin yanında içelim. Diyecekler değil mi Serpil? Kesin çünkü dediğim gibi. Çocuklar anne ne yaptın? Fırında ne var? Okuldan gelecekler. Anne evde ne kokuyor diye gelecek. Ay kurban olurum ben verene. Herkesin evinde bereket olsun, huzur olsun, neşe olsun. Allah'ım kimseyi kimseye özendirmesin. Amin. Gerçekten kendim için ne istiyorsam, ne diliyorsam Rabbimden bütün izleyicilerim için aynısını istiyor ve diliyorum. Oh, bak bu da tacı. Hindistan cevizini çok severim. Cennet sen sever misin? Evet bizim olur. Zaten pastamız da var yani yapıyoruz. Değil mi? Evet. Bir gün de yap bu pastayı bize Cennet. Tamam. Bak. Önceden ısıtılmış 170 derece ilk etapta. Keki biraz kabartmak istediğim için 170. Sonrasında 180'e çekeceğim. Serpil'im unutmayalım 10 dakika sonra. İnşallah canım hiç. Serpil inşallah maşallah yok kek kabarmaz. 170'e getirdim. Bu tarafa. Fanlı mı yapayım Serpil sence? Bence fanlı yapmalısın. Fanlı yapayım değil mi? Aman kabarsın. Böyle köstebek pasta gibi şişsin. Aman çok güzel gözüküyor bak. Gel yakına gir gör.
Bak yeni gelin gibi süzülüyor. Teşekkür ederim. Alkışlarınıza layık olmaya çalışıyorum efendim. Evet efendim, masa en keyifli yeri aslında programımızın. Sevgilerin aslında burada çoğaldığını, hoş sohbetle birlikte ailenin en güzel anı aslında akşam masası, beş çayları, kahvaltılardır. Evet. Yani ben şu kısımda gerçekten inanılmaz bir huzur buluyorum ve keyif alıyorum. Cennet'im neler yaptık kuzucuğum? Bu yeşil soğanlı tart, turta. 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 keta. Yani çok bir güzel, tatlı, evet. Bir tatlımız oldu. Patlıcan salata, köfte, kotlet diyorlar. Kotlet. Bir de sizin yaptığınız elmalı tart. Ne güzel kabardı. Kek, evet, çok güzel olmuş. Evet. İçine ve etmiş. Ve çorba. Şöyle kaymak bağlamış, evet, şöyle kaymağını lazım. Alalım şöyle. Bu kavurmanın yüzünden olan şeyler. Evet ya, tabii bak. Aman yarabbim. Ellerine kollarına sağlık Cennet. Gerçekten muhteşem lezzetler hazırladın. Ve şöyle bir göz attım sosyal medyaya. Seni çok sevdiler bizim kıymetli izleyicilerimiz. Bu kadar küçük yaşta olmasına rağmen çok başarılı tarifler yaptın. Hayranlıkla izledik demişler. Var ol canım. O zaman ikinci şifremiz de cennet olsun efendim. İlkini vermiştik. İkinci şifremiz de cennet olsun. Şöyle kekimi, yumuşaklığını sizlerle paylaşmak istiyorum. Serpil yeni çıkardı. Yoksa çok rahat çıkar bu kalıptan. Bakın. Görüyor musunuz? Kalıp gibi. Bak. Serpil muhteşem pişirmişiz. Bak. Çok kabarmış, evet. İşinin güzelliği. Hemen cennete ikram edeyim. Cennet, sen senin tarifleri biliyorsun. Bir tadına evet. Bak bakalım. Şefim olmuş mu? Doğru söyle. Doğru söyle şefim. Bayağı iyiyim. Yandım sıcak. Yandım. Ay kurban olurum. Ay. Çok iyiyim. Beğendin mi? Tartını severim o yüzden. Tarifini sana verebilirim. Ben de senin tariflerini yapacağım zaten. Olur. Anlaştık. Alırım. Muhteşemsin. Canımsın. Ben şey köfteye bakacaktım. Hemen şuradan bir köftenin tadına bakayım. Çünkü hamurunu çok yumuşak tutmuş. Bak. Üstünü kapatarak pişirdik ya, ne güzel pişmiş içine çeke çeke. Hemen ben de köftenin yorumunu yapayım. Çok yumuşak olmuş sen. Nasıl? Muhteşem. İyiyim, ben de seviyorum. Bir şey yanında söyleyeyim mi? Hamburger ekmeği alacaksınız, evet. Çocuklara. Hamburger. Zemine böyle güzel sos, turşu, acı biber, üstüne hamburger, salatalık, çok kıvırcık. Güzel oluyor, evet. Biz de şey de yapıyoruz bunu, patates, köy patatesi yapmıştım mı? Aynı öyle yapabiliriz, makarnalı şeyli yanında. Damakta bırakılan lezzeti de çok güzel. Şimdi sen onu böyle böyle döverek, evet, yoğurdun ya, o bütün içini özleştirmiş, birleştirmiş. Aha. Yani. Onu yerken bütün damağımda, dilimde böyle hissettim. Harika. Vallahi kocaman bir alkış rejik. Gerçekten hak etti. Cennet'in Instagram hesabını soruyorsunuz. Çok mesaj gelmiş. Cennet söyler misin? Cennet Cookie. Cennet Cookie. Cookie ama şey Cennet Türkçe Cennet olarak. Hı-hı. C harfi Cennet Cookie. Cookie diye yazarsanız çıkacaktır efendim. Bizim de sosyal medyalarımıza bakarsanız zaten etiketli Nermin Enfes Mutfağı'nda da kendisini görebilirsiniz. Çok keyif aldık efendim. Çok teşekkür ederiz. Ben de sana şimdi teşekkür buradan ederim. Sınava gideceksin. Başarılar diliyorum. Koşacağım. Allah yardımcın olsun. Çünkü bak gerçekten bu güzellikte çalışırsanız her şeyi kazanırsınız. Yayına geldi. Yayından çıkacak. Sınava koşacağım diyor. İstanbul trafiğinde. Yakın mı buraya? Yo. Avcılar. Allah yardımcın olsun. Başka öbür ucu. Olsun. Metrobüste 2 dakikada evet, uçuveririz. Gelirim. Uçuveririz 2 dakikada. Yani efendim dediğim gibi başarı başarıyı getirir. Evde bir köşeye çekilip oturabilir. Sadece okulunu da okuyabilir. Ama burada kadının gücünü görüyoruz aslında. Tamam çok küçük, çok genç bir arkadaşımız ama elinden geldiğince hem bu tarafa hem oraya yetişmeye çalışıyor. Bravo diyorum.